Şimdi biraz da çay diyeceğiz. Mis gibi demli bir çay. Bizim kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası. Türk çay kültürü UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine eklendi. Malum vazgeçilmez içeceklerimizden biri. Biz de bir bilene soralım dedik. Çay nasıl demlenir? Doğru demlemenin püf noktası ve sırrı var mı? İşte bu sorunun yanıtı için Gül Hanım Deli Hasan'a döneceğiz. Çünkü Gül Hanım Deli Hasan Rize'de düzenlenen en iyi çay demleme ve sunum yarışmasında birinciliği kazanan bir isim. Sayın Deli Hasan hoş geldiniz. İyi pazarlar. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Lütfen söyleyin Sayın Deli Hasan nedir çay demlemenin püf noktası? Doğru bilinen yanlışlar neler? Şöyle güzel tavşan kanı bir çay demlemek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki öncelikle çay kültürünün UNESCO miras kitabına girmesi çok mutlu etti beni. Çünkü gerçekten de bizim için çay çok önemli ve kültürümüzde çok inanılmaz her yerde yer alıyor. Bundan dolayı çok heyecanlıyım. Evet, çay demlemenin teknikleri çok önemli. Çünkü çok hatalar yapıyoruz, çok yanlışlar yapıyoruz. O nedenle çayımızın tadını kaybediyoruz. Ben şöyle anlatayım size. Öncelikle alt demliğimizdeki suyumuzu kaynatıyoruz. Evet. Daha sonra kaynamış olan suyu üst demliğimize dolduruyoruz. Hı hı. Ondan sonra çayımızı koyuyoruz. Burada en fazla yapılan hatalar bu. Şimdi bazı kesimler önce kuru çayı alt demliği üst demliğe koyuyor. Ondan sonra bunu ateşin üzerine koyuyor. Ondan evet. Sonra da alttaki suyun kaynamasını bekliyor. Tabii ki bu şekilde çayımız yanmış oluyor. Bu şekilde yandığı ciddi tadı gitmiş oluyor. Veya tekrar edelim. Yapıyoruz. Tekrar edelim. Önce alttaki suyu kaynatıyoruz. Üst demlik, demlik daha doğrusu kenarda asla üstünde değil. Sonra sıcak suyu üst tarafa koyuyoruz. Çayı sonra ekliyoruz. Evet. Sonra alt demliğe soğuk suyu koyarak, bunu da üstüne koyarak demlenmesini bekliyoruz çayı. Ha sonra bir de alt tarafa sıcak suyu kenara koyuyoruz ya da döküyoruz. Soğuk suyla tekrar demliyoruz. Yani onu kenara dökmeye de gerek yok ama üstüne soğuk su ilave edip ocağı kısık ateşte bırakıyoruz. Çünkü aşağıdaki su yavaş yavaş kaynadıkça ısı verir üst demliğe ve üst demlikteki el üstü koyduğumuz kuru çay yavaş yavaş çökerek demini verir. Peki ne kadar çay koymak gerekiyor? Kaç çorba kaşığı diyelim mesela? Şimdi şöyle, yöreye göre değişiyor. Biz mesela hani Rize yöresinde daha çok demli çay içeriz. İşte doğuda biraz daha açıktır. İşte batıda biraz daha farklıdır. Ama şöyle söyleyeyim size. Mesela bu kadar işte 6 kişilik bir aile için demlenen çayda 6 ile 7 yemek kaşığı en uygunudur. Daha açık içenler işte 5 kaşık koyar. İşte daha demli içenler biraz daha fazla koyar. Ama en az 15 dakika demlenmelidir. Yani 15 dakika. Peki ateş üzerinde demli çay ne kadar kalmalıdır? 15 dakika ya, sonra mesela devam ettik içmeye ve sıcak kalsın devam etmesini istiyoruz demin. Ne kadar sürebilir bu süreç? Yani alttaki ateşimiz maksimum 45 dakika ya da 1 saat sonra içindeki demini almamız gerekiyor. Bir yani saat. O çay kısmını almamız gerekiyor çünkü tadını bozmaya başlıyor tabii ki. Yanık bir tat geliyor zaten böyle durmuş yanık çay tadı o rahatsız etmeye başlıyor. Peki çay şekerli içilir mi? Kesinlikle hayır. Eyvah. Burada şöyle söyleyeyim, ben kimyagerim, çay fabrikasında çok çalıştım. İnanın çay gerçekten de katejinler, flavinler, yani kimyasal yapısı çok muhteşem bir yapıya sahip. Ağızdan başlayarak her şekilde yani en az 10-15 farklı noktaları, bu da işte kalp sağlığı, ağız sağlığı, işte mide sağlığı, yani her şey çok iyi geliyor. Fakat
Biz buna bir tane ya bir çay kaşığı dahi şeker attığımız an her şeye faydası olan şeyin tamamıyla tersine dönmeye başlıyor. Anlıyorum, anlıyorum. Şeker yok. Kesinlikle şeker yok. Asla şeker yok. Sayın Deli Hasan çok teşekkür ediyoruz. Bir gün stüdyomuza bekleyelim sizi. Çay ve kahveciler böyle zaman zaman sağlık hangisi daha iyi, hangisi daha sağlıklı böyle birbirleriyle yarışıyorlar. Bir de siz bize çayın faydalarını anlatınız. Çok mutlu oluruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. İyi pazarlar, bol güzel demli çaylar şu soğuk havada. Tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ İyi günler. İyi pazarlar. Size de. Evet, tekrar edelim. Altta kaynıyor. Üstte hiçbir şey yok. Sonra alttaki kaynamış suyu üst tarafa koyuyoruz. Ondan sonra 6 kişilik bir aile için 6 ila 7 çorba kaşığı çayı koyuyoruz. Minimum 15 dakika demliyoruz. Ondan sonra maksimum 1 saat o ateş üzerinde kalıyor. Sonra çünkü çay yanıyor. Öğrenmiş olduk.